Nişanını çok merak ettim. Çünkü istemen de galiba maç gibiydi. Bunda ne yaptılar? Meşalemi yaktılar, konfeti mi attılar, ne yaptılar? Vallahi nişanım eğer merak ediyorsan düğün gibi bir nişan oldu. Bir gün önce yüzükleri taktık. Herkes düğünümüzün olduğunu düşündü. Aslında nişanımız vardı. Allah Allah. Yönetmenimize verdim. İzleyebiliriz hep birlikte. Tamam. Bakışı gördünüz mü kızlar? Bir şey söyleyeceğim. O surat neydi? Bir şey mi kızmıştın? Cenaze gibi. İnanılmaz gerildim. Çok güzel başladığım bir gün. Zaten çok büyük aksilikler yaşadım. Bir şeye gerilmişsin belli. Tabii ki tabii ki. Ben şöyle söyleyeyim. Yakın arkadaşım bizde kaldı. Ve sabah kalktığımda nişan elbisemi yırtmıştı. Ne demek gitti ya? Kesinlikle şaka yapmıyorum. Gerçek mi? Ciddi ciddi yırttı. Sabah bir aldım, kuaföre gittim. Zaten kuaföre geç uyandık, geç kaldık hayriyetten. Evet. Sinir krizi geçirdim. Kuaförde saçım tamamlandı. Üzerimi bir giydirecekler. Arka boydan boya makas izi. Nasıl yani? Çok ciddi söylüyorum. Yanlışlıkla değil, ciddi. Hayır, ciddi. Yanlışlıkla o şekilde kesilmesinin olanağı yok. Dün odamda askıda duran asılı olan bir elbise zaten bir tek o vardı bizde, en yakın arkadaşım tarafından kesildi. Ben var ya şu an... Hayır, bir de en yakın arkadaşın, yani sevdiğim bir arkadaşın. Tabii ki tabii ki. Amaç ne? Ya kıskanmıştır diye yorumluyorum. Seni hayır, konuşmadın mı sonra arkadaşım, ne yaptın? Ben onunla konuşmak istedim. Nişan bittikten sonra kız ortada yoktu. Senin suratının asık olmasının sebebi elbisen mi yani? Elbise artı şöyle bir şey var. Takılırken yapıyor gibi geldi. Kayınvalidene karşı hani evet. Seni üzen bir şey mi oldu? Düğünde çünkü genelde gelini üzerler. Evet. Ya normalde şöyle bir şey var. Takıları biliyorsunuz ki kız tarafı alır nişanda. Evet. Biz alamadık yani. Alamadık derken şöyle bir çanta hazırlandı ve her şey dolduruldu. Ben şey zannediyorum, biz eşimle farklı bir işe girecektik. Hani bunun için bir yatırım olarak gördük. Evet, sermayemizdi bu bizim. Bir baktım altınlar yok. Kim aldı? Kayınvalide. Kayınvalide aldı. Klasik kayınvalide. Yemin ediyorum ben şimdi hanım diyordum da bir gönül tipi var ha. Seni hanım bak, duyuyor mu gelinini? Duydun ne diyor? Mu? Duymadım. Nişandaki altınlarını niye aldın? Altınlar değil, onlar takılar. Ha? Takılar. Takı altın he. Fark etmez. Altınlarım aldı diyor. Altın takı neyse. Altınlar değil, takılar zaten takıldığı zaman geline verilmez. Anneye babaya bırakılır. Şey, altın demiyorsun, takıları aldım. Niye sen takıları alıyorsun? Bak biz de evlendirdik çocukları, yani, hiç takılarına dokunmadık. Dokunmadık yani. Sen niye, ne yapma kızın? Nişan kız tarafına, düğün oğlan tarafına. Nişanı ben yaptıysam takılarımı da alırım. Hayatım sen yapma. Takıları neye alıyorsun? Biz onu yani, çözelim. Ya bizim orada öyledir. Takılar şey anneye babaya düşer. Nişandan sonra şehir dışından gelen arkadaşlarımızla birlikte eğlenceye gidecektik. Tamam biz. Olur. Evet, dedik güzel. Hep birlikte. Eşim uyuyakaldı. Seni Hanım bak ne diyor Cansu. Senin oğlun nişan sabahı uyuyakaldı. Öyle bir şey duydum. Evet, yorgunluktan uyuyakalmış. O özel günde. Aynen. Ya, nasıl bir şey ya? Vallahi ben yorgunluktan uyuyakaldım. Hazırlanmışım. Arkadaşlarım bizde, herkes hazır. Arıyoruz. Eşime ulaşamıyoruz. Kayınvalidemi arıyoruz. Metin uyuyor. Tamam uyuyor ya da uyandı. Bir uyandır yani. Bir uyandır yani. Ne oldu? Öldü mü? Bir şey mi oluyor? Kayınvalideme diyoruz ki anne uyandır. Benim oğlum uyuyor, uyandıramam. Anne oğlunun bugün nişanı oldu. Ondan sonra biz telefonda bir tartışmaya başlarsın. Sabaha bunu kadar. Bunu annesigil de ailem de ilk defa duyuyor. Biz karşılıklı yüzükleri attık.
Yani en şaka güzel gibi. Günüm benim için en karanlık güne dönüştü diyebilirim size. Şu an nefesim içimde kaldı, aa diyemedim. Tüylerim diken diken oldu ya. Tabii şeyin de etkisi var bu arada. Bunu daha sonra fark ettim. Yanımdaki arkadaşımın. Ya bak. Bak seni var ya evlendirmeyecekmiş de sen yine evlenmişsin. Şansa kadere gibi bir şey oldu. Bak işte uyuyakalıyor bu adam mı seni önemsiyor. Beni fitledikçe fitledi, fitledikçe fitledi. Akşamına biz yüzükleri bir atarsın. O bana seni istemiyorum, ben ona seni istemiyorum. Sen onu istemiyorum. Annem duyunca herhalde kalpten gider.